Azerbaycan Türk askerlerinin ailelerine acı göstermesin, şehit acısı göstermesin arkadaşlar. Şehitlerimizin hepsine de Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepinize merhaba gençler, ben Ayar Sosba. Arkadaşlar bugün sizlerle emek kabili kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hop, adamızda bayağı bir değişiklik oldu. Değişiklik olmadı aslında, gelişme oldu diyeyim artık. Gördüğünüz gibi gençler, sarmaşıklar bayağı aktı aşağı doğru. İz level çekelim bir. 900 kaç? 74 olmuş. Bir kaya yaklaştı arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız farmın itemleri burada. Ondan önce bir ufak bir açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar. Şu an Discord'dan da göstereyim abi. Hop. Şurada gördüğünüz gibi gençler, Candy Craft oyuncusu, neredeyim lan, ben kendim bulamadım. Candy Craft oyuncusu olarak görüyorum. YouTuber takım alındı. Dün gece biliyorsunuz demişim, özür dilerim. Sunucuda olanlar varsa gençler, YouTuber takımımız alındı. Discord'dan da alındı. Bunun sebebi yanlış anlaşılma yüzünden gençler oldu. Biz Ozan abiyle konuştuk. Bütün her şey ayarlandı. Sunucu içinde YouTuber takını verdi. Discord'da da en kısa sürede verecektir. Ve ekstradan gençler bir iş teklifi aldım. Allah'ın izni keremiyle kendi Craft'ın YouTube sayfasını gençler artık ben devralıyorum. Artık iki tane YouTube hesabımız olacak arkadaşlar. Hem oraya hem buraya. PvP videosu çekmiyorsun diyordunuz arkadaşlar. Kendi Craft'ın sayfasına abone olun. Orada gençler Egg Wars, Bed Wars. Yani sunucudaki bütün oyunları çekmeye çalışacağız. Onun için de arkadaşlar devasal bir ekip kuruyorum. Harbiden bir devasal bir ekip kuruyorum gençler. PvP'sine güvenen, dostluğuna güvenen. Bak PvP o kadar önemli değil aslında gençler benim için. Arkadaşlarına saygılı olsun. Reklam yapmasın. Dost olsun. Düşman olmasın. Gelsin. Canımı ciğerimi yesin arkadaşlar. Ekibe katılmak isteyenler alt taraftaki Discord'uma gelip gençler katılma başvurusu yapabilir. Onun dışında açıklayacağım başka bir şey yok. Bu arada XXTentacion kardeşime buradan çok çok selamlar olsun kardeşimiz. Azeri kardeşimiz 18 yaşında askere gitti gençler. Warp'ını göstereyim bir. Bu da ayakkabısı mı? Ha. Asker botu. Kafa elitras filan. Allah'a emanet olsun. 1 yıl 6 aymış gençler Azerbaycan'da askerlik. Allah ailesine, bütün Azerbaycan Türk askerlerinin ailelerine acı göstermesin. Şehit acısı göstermesin arkadaşlar. Şehitlerimizin hepsine de Allah'tan rahmet diliyoruz. Başları sağ olsun ailelerine de. Allah kolaylık versin. Bayağı zor bir şey gençler. Ardından sistemimize geçeceğiz arkadaşlar. Bir stek toprak aldım ama bir stek harcanır bilmiyorum gençler. Bu arada tekrardan şunu söyleyeyim gençler. Ben bu sistemi yaptığımda hep bir sorun oluyor. Köylüler çiftleşmeyebilir. Ama ben doğru yapıyorum abi. Herkesteki gördüğüm tipinde yapacağım. Ama benim köylüler çiftleşmeyebilir abi. Şimdi şurayı merkez odaklı alsak abi. Tamam mı? Buraya şöyle yapalım. Bir şu kenardan heh. Çık. Orası su olacak arkadaşlar. Şu orta. Bir, iki, üç, dört. Az önceki lagın sebebi gençler, adanın her tarafı kaplandığı için ve adada bir delik açıldığı için, aşağı tarafta da boşluk olduğu için öyle bir lag oluyor. Yani ne sunucudan kaynaklı ne de benim bilgisayarımdan kaynaklı bir şey. Bilgisayarım gençler 8 GB RAM'i var. Oyuna 3 GB veriyorum. Fazla gerek duymuyorum. Ardından MSI RX 460 ekran kartım, 4 GB 128 bitlik bir ekran kartım var gençler. Zaten Efice başlığında da görüyorsunuz arkadaşlar, sağ tarafta nerede lan o? Intel i3 6098 3.6 ekran kartı nerede yazıyordu lan? Ha, RX 460 grafik ekran kartı işte. 1920'ye 1017 oynuyormuşum. 1920'ye 1080 olması lazımdı lan. Neyse, monitörüm bize ha, tamam. 1080p ama üst tarafta gençler Minecraft'ın çerçevesi, alt tarafta Minecraft çerçevesi falan olduğu için. Bu arada bir stack'ten fazlaymış. Ben ne bata hiç hesaplamamıştım ya. Bir stack yeter artar bile düşünmüştüm. Şu 20'yi alalım abi.
Fazla gerekirse marketten alırız. Şuradan kova alıyorum. Ada levelini geliştirmemi düşünenler vardı gençler. Ya ben ada level kaç diyorum arkadaşlar ya. Bilmiyorum, öyle sıralamaya girmek gibi niyetim yok. 10 katlı bir karpuz farmımız var gençler, gördüğünüz gibi. Şu farmda bir sıkıntı oluyor gençler. Bu farm değiştireceğiz tipini. Ya sonuçta biliyorsunuz redstone sistemleri gençler. Lag yapan redstone sistemleri yasak. Bir nevi bir tabela çıkıyor işte redstone'larda. Onun da ekran sesi şu an buraya gelsin arkadaşlar, unutmazsam. Sunucuya da lag yapmasını istemiyorum. O yüzden gençler onun tipini değiştirir. Ha, tipini değiştireceğim için gençler ayrı bir videosu gelmeyecek. Onu ben video dışında şey yaparım arkadaşlar. Ama şimdi hemen bir iki videoda değil, yani bayramdan sonraya falan kalabilir. Zaten bayrama kadar ne abi? 4 bölüm mü ne gelir Allah nasip ederse tabii. Büyük konuşmamak gerekiyor hiçbir zaman. Şimdi arkadaşlar şunları bırakıyoruz. Yapmamız gerekenler. Ben şimdi şu kapıları döşeyeceğim. Abi normalde 8, 16, 24, 32, 4 daha ekle 36 adet kapı gerekiyor. Tamam mı? Ben ne olur ne olmaz diye 44 tane yaptım. Yani 8 adet fazla yaptım. Doğru hesapladıysam ne mutlu. Ve 8 tane değil 4 tane kalacak. Yanlış hesaplamışım. İlk fazla yapmışım lan. Göreceksiniz arkadaşlar yanlış hesapladığım yerde. Bu tuzak kapılarının sebebi gençler. Yavru köylüler doğduklarında, ben bildiğimi anlatıyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum gençler. Benim Minecraft'ta bu köylülerle alakalı fazla bir bilgim yok abi. Açıkça konuşuyorum. Köylülerin alışverişini yaparım geçerim. Ben bu köylü çiftleştirme ile alakalı hiçbir bilgim yok abi. Şimdi gençler şu şekilde yaptık. Köşelerde kapı yapıyor muyduk ya? Yapmıyorduk değil mi? Yapıyorduk. Şu şekilde ama. Şimdi bunlar böyle mi kapanıyordu? Kapılar biz en başta yanlış yaptık gençler ya. Şöyle yapacaktık. Fark eder mi lan? Fark etmez ya. Bakın fark edecek, iyi bakın. Köşelere koymayacağım abi. O köşeye kıracağım. Farmı değiştirebilir miyiz dışında? Ya ben bilmiyorum abi, açıkça konuşuyorum yani. O kadar video izliyorum ama unutuyorum ya. Gençler cam alıyorum. Camla şuraları kapatacağım. İki kat çıkıyorum. Klavye fare sesleri geliyor. Klavyem şey değil gençler. Mekanik bir klavye değil. Aslında mekanik klavyem var. Nasıl kötü? Sesini duydunuz mu bilmiyorum da. Mekanik klavyemi kullanmıyorum gençler. Şu an gösteriş amaçlı demişim. Şu şekilde kullanıyorum. Video dışı, gece dışı kullandığım bir klavyem. Şimdi bazen Instagram'a bir story atıyorum abi, bilgisayar sistemimi, yani masamın videosunu atıyorum. Bazı kişiler ekokasyon diyorlar da. Birincisi gençler, benim Instagram'da geneli zaten akrabam. İki, zaten kız arkadaşım falan yok. Yani kızlara bir hava atmak gibi niyetim yok. Kız şey yok. Takipçilerime bakarsanız gençler. Hepsi ya takipçim benim ya da akrabam. Bu kadar net gençler. Bu arada şu ikiden sonra şu iç tarafa birer şey geçtik. Cam geçtik. Sebebi de sadece yavru köylüler aşağı düşsün diye. Ona şimdi öldüreceğiz. O alt tarafı bir sistem yapacağız gençler. Neyse anlatmaya devam edeyim ben. İki tane klavye niye kullanıyorsun diyenler vardı gençler. Bir de iki tane farem vardı. Biri bozuldu. Logitech G300S. Şimdi onun da açıklamasını yapayım arkadaşlar. Benim iki klavyemin sebebi, geceleri mekanik klavye gençler çok ses çıkartıyor. Yazarken çok ses çıkartıyor. Harbiden baya ses çıkartan bir klavye olduğu için annemgil rahatsız oluyor. Yan yana odalarımız. Bir duvar var aramızda sadece. Onlara ses gitmemesi için mekanik olmayan Rampage'in bir klavyesini kullanıyorum. Markasını unuttum şimdi. Ardından video çekerken de mekanik klavyenin sesi çok fazla geldiği için bu klavyeyi kullanıyorum. İkisi de takıl oluyor. Tak çek tak çek yapmamam için. Fareler ise gençler, biri benim tasarım faremdi. Biri düz oyun faremdi. Şu şekilde söyleyeyim. G300 oyun faremdi. DPI yüksekti. Tasarım farem dememin sebebi gençler, Everest SGM X7 kullanıyordum. Onun DPI'ni düşürerek gençler hassas kırpmalar yaparken güzel işe yarıyordu. O yüzden onu kullanıyordum. Açıklamamı yaptım. Ben açıklama yaparken ama
oyuna bakamıyorum. Öyle de bir gariplik yönümüz var. Şimdi arkadaşlar aşağıya geçiyoruz. Şöyle yaptığımızda abi iki blok oluyor mu? Oluyor. Şöyle kaplayabiliyoruz uzak değil mi? Şunu kırabiliriz. Şu şekilde arkadaşlar. İstediğiniz blokla yapın yani. Ben görünüş güzel olduğu özür dilerim. Ozan abiden mesaj geldi. Videodan sonra bir bug buldum gençler. İnşallah kimse bulmadan bayağı kapanır. Zaten ben bu videoyu 7 gün sonra falan atacağım. Videoyu çektikten sonra. O yüzden gençler büyük ihtimalle kapatmış olur Ozan abi veyahut da başka yetkililerden biri. Ozan abiyle gençler aramızda 8 yaş var. Ben 19 yaşındayım. Ozan abi 27 yaşında. Bazı kişiler Ozan diyor abi sonuçta. Yaş, konuya girmeyeceğim. Benden küçük olan kişiler bile var. Diyen kişiler arasında. Bu da saygı meselesi yani. Demeyebilir. Ozan abi de zaten bir şey demiyor. Yani abi din diye bir şart koşmuyor ama saygıdan dolayı ben abi diyorum. Ben yaşını bilmediğim için önceden Ozan diyordum. Onu da en baştan belirteyim. Dünkü muhabbetten sonra yaşını öğrendim. Yaşını öğrendikten sonra Ozan abi diyorum zaten. Tabii ki herkes birbirlerine abi diyecek diye bir öyle bir laf vardı ya. Yani zorunluluk yok diyeyim ben artık. Bu arada benim Türkçem o kadar iyi bir Türkçe yok gençler. İngilizcem zaten en beter İngilizcem. Türkçemin de kötü olmasının sebebi gençler ben bir Türkmenim. Kafkas Türkmeniyim gençler. Yani ben bir Türk değil, Türk'üm aslında. Ama Kafkasça çok farklı bir şey olduğu için. Ha Kafkasça biliyor musun? Bilmiyorum. Onu en başta söyleyeyim. Ben Türkiye'de doğma büyüme Türk'üm. Babam da doğma büyüme Türk ama dedem Kafkas Türkmeniymiş. Babam biraz biliyor Kafkasça gençler. Pardon, dedemin babası. Aynen. Babamın dedesi olduğuna göre dedemin babası. Büyük baba mı deniyor ona? Yok lan. Bir görmedim ama adamı zaten. Dedemin babasını ben nereden göreyim ya? Ben dedemi görmedim gençler. Benim iki dedem de yok gençler. Babaannem yok, anneannem yok. Ver fon yüzünden. Yok yani gerçek bir şey bu. Dikkat çekmek için de başka bir şey de değil gençler. Vefat ettiler. Allah rahmet eylesinler. Mekanları cennet olsun abi. Benim en çok gördüğüm babaannemdi. Anneannemi ben bir yaşındayken kaybettim. O yüzden hatırlamıyorum arkadaşlar. Ondan sonra babaannemi ben 8. sınıfta kaybettim. Ondan sonra dedemi babamın babasını diyeyim artık. Ben hiç hatırlamıyorum. Annemin babası da hiç görmedim. Bayağı bizim akrabalarda sıkıntı var. Vefat ettiler ya. Yani sayılı nefes abi bitince herkes göçüyor. Yapacak bir şey yok. Bu arada gençler az önce Ozan abi de Skype şeydi. Ben Skype kullanmıyorum. Ha şunlar da gelen oldu. Skype'dan bana server'ını tanıtacaksın diye sözlerini tak verdik. Gençler ben Skype kullanmıyorum. En baştan söylüyorum. Bu benim sadece Ozan abiyle konuşmak, Ozan abi Skype'dan daha hızlı cevap verdiği için Skype'ı sadece onun için kullanıyorum. Bir tane Ozan abi var benim arkadaşlarım var gençler Skype'da. Başka kimse yok. Ne kabul ediyorum ne de bir şey yapıyorum. Onu en baştan söyleyeyim. Ondan sonra olay çıkmasın. Bakın Skype kullanmıyorum. Skype'dan size bildirim yazanlar varsa gençler inanmayın. Çünkü ben değildirim o. Ondan onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ben bir abi o kadar videodan önce düşündüm. Unuttum eşya var mı var mı diye. Yok dedim. Girdim videoyu varmış. Tabela artı biraz daha kovaladım geçti. Kova su lazım. Büyük ihtimalle farmı yapamayacağım yani büyük ihtimalle. Kendime güvenmiyorum. Bu farmı yaparken kendime güvenmiyorum gençler. Niye? Yapamıyorum farmı. Niye? Mal mıyım? Bilmiyorum ama ben malım herhalde. Şimdi düşmanlarımız zaten işine gelecek bu laf. Ay yanlış yere bak. Gençler herkes bütün sistemleri yapacak diye bir kaydı yok zaten. Ben Minecraft'taki bütün sistemleri biliyorum diye de bir iddiam da yok zaten. Ben sadece ana sistemleri biliyorum diyeyim artık. Şuradan
İkili kapı olsun gençler. Şuraya bir oda yapacağız. Köylülerin düşmesi için. Ama o odadan önce gençler, o odanın önünü kapatalım. Düşmesin kimse. O odadan önce daha yapacaklarımız var. Şuraya bir ekmek istiyorum ve büyüteyim gençler. Buğday eksem mi ya? Abi buğday ekmeyeceğim. Getirdim de ekmeyeceğim. Patates, havuç, karışık ekiyorum abi. Şu an hiçbir tane köylüm yok gençler. Şöyle köşeleri kapatmak istiyorum abi, tuzak kapılarını. Doğan köylüler olursa aşağı düşmesin, gitmesin. Bu arada şöyle bir sıkıntımız var. Köylüler siliniyor mu ki? Arkadaşlar ben isim etiketi koyduğum inek, koyun silindi. Tavuk silindi. Yani isim etiketinde o kadar şey yok. Papağanım silinmedi ama isim etiketine koyduğum diğer şeyler silindi. Bu arada tek bir duam daha var gençler. Aldığımız köylerden birinde inşallah çiftçi çıkar buraya koyacağımız. Çiftçinin sebebini söyleyeyim arkadaşlar. Onu bak biliyorum. Buraya ektiğimiz şeyleri gençler otomatik hasat edip gerekirse ekiyor. Artı köylüleri besliyor. Yani çiftleştirmek için hani beslemek lazım ya. Köylüleri çiftçi otomatikmen beslediği için arkadaşlar şeye gerek kalmıyor. Bizim köylüleri tekrardan beslememize gerek kalmıyor. Beslemek nedir? Onu da şimdi gençler gösterteceğiz. Ben almış mıydım? Tamam. Yetmeyecek ha. Yetmez. De sorun yok ya. Kemiğimiz bayağı var. Bağışlardan gelen kemikler haricinde gençler mob trap efsane çalışıyor ya. Ya abi müthiş bir şeymiş bu mob trap ya. Normal mob trap'e bakarak aşırı efsane gençler. Onu rahat söyleyebilirim yani. Bir spamler varmış gibi işliyor ya. Şimdi ben bayağı övdüm de. Arkadaşlar rahat bir yarım saatte bir double ikisi tane tekli var ya orada. Bir double chest doluyor gençler. Ben kemik almaya geldim ya. Şunun yarısını dönüştürelim abi. Ya ben yerim. Şimdi şöyle yapalım. Bitmek üzere. Tamam. Şimdi bir tane şunu kırmam lazım. Şimdilik. Şöyle yapacağım gençler. Şurayı kır abi. Kaç blok çıkıyorduk lan yukarı? 15 miydi? Unuttum. 10 çıkacağım, 11'e yapacağım abi. Şöyle al, şöyle al abi. Ya güvenmiyorum şu an kendime gençler, açıkça konuşuyorum şu an. Burayı unuttum ya. Yukarı kaç çıkıyorduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çok mu yukarıda oldu lan? 10'a şey yapalım dur. Şuraya yapalım platformu. Şu an bir dakika şey oldu. Yerden oldu değil mi? Şöyle yapacağım. Şuraya bir çapalayayım abi. Battesini ekeyim buraya. Büyüteyim. Suyunu seninle kapatsam mı kapatmasam mı? Şeyle. Neydi lan onun ismi? La. İsmi aklıma gelmedi. Konuşamayacağım. Susmayı tercih ediyorum. Tamam. Susmak kavramı kullanıyorum. Memur bey. Şuraya köylümüzü sıkıştıracağız. Aa ne lan şey. Sunucuda şey vardı. Unuttum biraz. Arkadaşlar köylümüzün burada mob doğmaması için bir aydınlatma yapacağız. Nerede benim ışık taşlarım? Bayağı da az kalmış lan. Oğlum ben bu ışık taşları ne yaptım? Döşemedi. Döşedi. Nereye döşemedin? Oraya döşedik ya. Fazla da döşememişim aslında. Ben ışık taşları ne yaptım? Söyle Kadir. Ne yaptın ışık taşları lan? 1, 2. Bu köylünün mesafesi. Şimdi şuraya şöyle koyacağız arkadaşlar. Onu koymayacağız lan. Şu. Bunun üstüne. Şu. Tamam mı? Şuraya. Şu. Ardından. Abi senin kanalını takip ediyorum. Hatta
Bir videomda ben de kendi craft'ta oynuyordum, yazmıştım. TP atsam adına baksam olur mu? Şu anda da videodayım acaba. Abi ne kadar şey ya. Çocuk iki video önceden de bir dakika böyle miydi? Şimdi bunun üstünü silahla kaplayacağız. Gençler köylü şeyi görmesi lazım ya. Dur. Unuttuğumuz bakın. Ah, iyi bari hatırladım. Işıl taşını şuraya koyacağım abi. Dakika. Üzerine cam koymamız lazım. Köylü gökyüzünü görecek abi. Öyle bir özelliği var abi. Köylü gökyüzünü görecek. Bunu hemen hatırladım. Kırmızı mı olsun? Ben riske girmeyeceğim abi. Beyazdan yapacağım. Dört köşesini ışıl taşıyla kaplayalım. Bakın. O sana niye çalıştıramadım demek istemiyorum. Bu videoda trollenmek istemiyorum abi. Şöyle koy abi. Wither kafasında zaten trollendik trolleneceğimiz kadar. Arkadaşlar şu bakın bu şekildeki yerde mob doğmaz zaten. Kapı aralarında doğmasın diye de ışı taşı koyduk. Şuraya bir köylü yerleştireceğiz. Kaç tane isim etiketim var lan? Riske girmek istemiyorum gençler. Belki isim etiketsiz de yok olmuyordur ama. Siz videoda açıklamaya yazarsınız. 6 adet köylü alacağız arkadaşlar. 5 tane de aşağıya koyacağız. Warp Market. Sağ olsun izleyicilerimiz, sunucudaki gençler herkes sağ olsun. Para attıkları için bayağı bir paramız var. Onlar sayesinde gençler bu farmları yapabiliyoruz. Köylü yumurtanın tanesi 15K gençler. Bizim 1,5 paramız olduğu için 6 tane alacağım. Adamlar gençler 3 adet köylü yumurtasıyla bu farmı yapıyorlar. Ben 6 adet köylü yumurtasıyla yapamazsam utanayım. Harbiden utanayım ama. Şimdi köylülerimize isim vereceğiz. Mahmut, Kemalettin filan. Şimdi ne yapalım abi? Köylülerimize şu şekilde isim vereceğim. Şimdi isim normal insan ismi kullanmak istemiyorum gençler. İzleyicilerden birine uyar filan abi sen beni böyle mi görüyorsun filan der diye gençler. Biri sarı civcivim olacak. Bu benim şu anki kullandığım yarış bisikletim. Bu Kara Şimşek. Şimşek. Bu benim şu an kullandığım yarış MTB bisikletim. Bu Karabela. İlk profesyonel bisiklete başladığım bisikletin ismiydi. Bu Mavişim olacak. Ama Mavişim dur olmaz. Mavişim olmaz. Mavişim başka anlamı da var. Olsun lan. Mavişim olsun. Tamam 4 tane bisikletim oldu oğlum benim. 2 senede 4 bisiklet aldım gençler valla. Yazık ya. Aileme yazık yemin ederim. Bunun ismi Kadmezevi olsun lan durun. Bu Kadmezevi'ye bu da şey olsun. Aliya Dua olsun. Tamamdır. Köylülerimiz hazır. Arkadaşlar ilk 5 köylüyü aşağıya koymak istiyorum. İnşallah çift çıkar ya abi. 1. Ne çıktın hocam? Abi! Sarı civcivim yapıştır. Adamsın be kanka. Direkt adam iner inmez bakın toplamaya başladı gençler. Bak toplayıp toplayıp ekiyor. Sen. Oo, haritacı. Sen. Kara Şimşek. Sen. Zırh yapımcısı. Sen. Karabela. Dur lan. Karabela'yı saklayacağım. Şey bir daha böyle kütüphaneye çıkarsa şey olsun. Mavi şim yapıştır sana. Aha. Kütüphaneci. Ney? Bağlanma laneti. Lanet. Buna Karabela yapıştırdık. Abi senin kanalına takip ediyorum. Hatta ha aynısını yazmış. Kasap. Alya Dua. Kadmezevi. Alya Dua lan sen. Kadmezevi de yukarıda yönetici olsun. Tamam. Hayaller rahip çıktı. Şimdi Kadmezevi de bu. Şimdi arkadaşlar biz de biraz besleyelim. Şöyle atacağım abi. Slotlarını alacaklar. Kalp çıkacak mı abi? Hadi kalp çıksın ya. Lütfen hadi. Çiftleşsin hadi la. Aha gitti dayadı. Çiftleş lan hadi. Anam bir kere bile yapayım. Bir kere yapayım lan. Şu sistemi bir doğru yapayım lan hadi. Çiftleşsin lan. La hadi la. Oğlum yukarıyı köy olarak algılamıyorsunuz mu lan? Çok mu yukarıda oldu harbiden?
Durun lan. Basayım abi bir dakika. Birer stack kalsın şeyler. Şöyle. Buğdaylarda da şey yapacağım gençler. Durun. Buğdaylara ekmek yapacağım. 5 ekmek bir çiftleştirme duygusu uyandırıyor bildiğim kadarıyla. Biraz araştırdım da işte o kadar fazla bir araştırmam yok ki işte biraz var. O yüzden aşırı bir bilgim yok. Arkadaşlar şu topluluğa atalım sizi. Şöyle. Şöyle 16, 16 atayım. Kanka sana bir 16 ekmek atayım. Sana da bir. Sen çiftçisin de neyse. 16 ekmek de sana at. Ay camımı ver benim. Benim camımı ver. 16 ekmeğini alsan. Hadi la çiftlesin artık. Ben burada olduğum için mi yapmıyorsunuz? Oğlum utanmayın utanmayın sorun yok. Şurayı kapatayım ben de. Sarın yap ben yapmıyorum. Aaa slotu dolu olunca attı bak gördünüz mü? Çiftlesin sana lan uzak. Bak şuraya attı. Bu aldı uzak. Belirtmeyin lan adam. Bak. Büyük ihtimalle ben buna bir fail işledim gençler de. Allah kerim. Şunu mu çok yukarı yaptım ya? Gençler ben bunu zaten videoyu editlemem biraz sorun olacağı için olup olmadığını yazarım veyahut da neler yaptığımı ekstradan bir bilgi olarak videosunda ekstradan ekleyebilirim. Ya farmımız bu şekilde çalışması lazımdı ama çalışmadı. Ne, belki çalışıyordur. Bilmiyorum gençler bakacağız anlat görüm. Bir videonun sonuna gelmiş olalım arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.